Ay. Ay şiştim vallahi. İyi bak, güzel kız acıkmış ha. Ay yok be, oksijenden iştahım açıldı benim. Sen hiçbir şey yemedin? Yok yok, ben şu an acayip keyifliyim. Bizi böyle sarkan eden yok, bizden bir şey isteyen yok. Koştun eden, anladın mı? Böyle biz karşı karşıyayız, tekiz falan. Şu an benim için paha biçilemez Özlem. Çok iyiyim ben. Ya ben olaylar da böyle üst üste gelince... evdeki kalabalıktan falan ne kadar daraldığını fark edemedim. Öyle de. Dönünce bir ev tutarız artık. Ha? Rahat rahat böyle geniş geniş eğilebileceğimiz. Ha? Evet evet. Ama o daha önce tuttuğum ev vardı ya... onun gibi ev tutalım. Yani öyle çok abartmayalım. Oralarda olsun, yine yakın olsun. Ne? Ha yok, olmaz öyle. Olmaz öyle, hastaneye uzak oluruz yavrum. Şu an kritik dönemdesin. Anladın mı? Böyle bir rizikoya giremeyiz. Tutarız öyle hastane yakını bir ev. Tamam mı? Sonra çocuklara da bir servise veririz. Böyle gider gelirler güzel güzel. Ama hastane yakın olursa lokantaya uzak olur. Yani ben yollarda sürünmeyeyim. Bir saniye, sen restoranda çalışmaya devam mı edeceksin? Ben mi yanlış anladım? Evet. Ne yapacağım? Burası evde patik mi öreceğim? Hayır. Daha yani hani okul bitir. Ne bileyim, rahmetin okulunda işte diyorsun bak kurslara gidiyorum falan, oralara git. Hayır, doldur kendini. Hamilelikten sonra onlarla ilgili bir şey girersin. Ne olacak? Hem senin restorandan gelecek paraya ihtiyacın var yavrum. Yani onları zaten yapacağım da... hayır yani lokantada ben çiçeğe yardım ederim. Yani çiçek bensiz yapamaz zaten. Tek başına bırakamam onu. Biz Ferda var. Hem çok gerekirse bir yardımcı tutulur. Ne olacak bunda? Sen bana söyle bakalım dürüstçe. Sen neden çıkmak istemiyorsun o restorandan? Yani seviyorum orada çalışmayı. Barış etmez mi? Seviyorsun. Sen şunu adam gibi desene, ben sana hala güvenmiyorum diye. Hı? Yalan mı? Hala güvenmiyorsun bana, değil mi? Hı? Yani böyle sırtını yaslayamıyorsun, böyle her şeyi geride bırakamıyorsun. Bir gün olur da seni bırakırsam böyle ne yapacağım diye ayaklarım üzerine durmaya çalışıyorum, yapıyorsun. Ben yer miyim bunları? Hayır yani öyle bir şey yok tabii ki. Bir alakası yok şu an. Neyse tamam. Sıkıntı değil. Tamam, ne olacak yani. Öyle olsun, tadımızı kaçırmayalım. Uzatmayacağım daha fazla. Yemeğini bitirdiğine göre kalkalım, yürüyelim biraz. Olur olur, hadi. Günaydın. Sen bana neden güvenmiyorsun? Ne? Evet, sen bana niye güvenmiyorsun? Geceden beri düşünüyorum. Ne yaptık da bu hale geldim? Ne oldu da ya da ne yapmak lazım? Ben artık bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Sen söyle. Söyle, onu yapayım. Kapansın, bitsin, gitsin bu muhabbet. Ha? Bu lokantayla ilgili konuştuklarımızı mı diyorsun? Yavrum, sadece lokanta değil. Lokanta işin bahanesi. Hani bugün lokanta, yarın başka bir şey. Bitmeyecek ki, bunun önüne geçmemiz lazım ya. Böyle olmaz. Doğru değil yani. Uf, ben ne kurdum da uyandım bilmiyorum ki. Biraz zaman ver Barış. Yani bin tane şey oldu. Ne zaman ya? Ne diyorsun yarın sonra? Evlendik, biz evcilik mi oynuyoruz? Çocuğumuz olacak. Daha ne zamanı bekliyorsun? Anlamadım ki. Ne oluyor? Ne bu ses? Ne bileyim. Bakayım. Bir bakayım ya, bekle. Yatsınıza bakın. Hanımefendi, ne oluyor? Nereden geliyor bu sesler? Ay yok bir şey. Ay ne olur kusura bakmayın. Siz rahatınıza bakın. Nazlı Hanım sancısı tutmuş. Doğum yapacak. Doktorlarını aradılar ama. Tamam tamam, sakin ol. Hangi oda? Ben kadın doğum uzmanıyım hanımefendi, merak etmeyin. Hangi oda söyleyin? Şuradaki oda. Tamam tamam, siz burada bekleyin, ben çantamı alıp geliyorum hemen. Yavrum kalk kalk kalk. Şu sabah tanıştığımız kızı var diye doğuruyormuş şimdi. Aa. Ay. Kaç, kaç.
arkadaşlar karara geliyor. Ah, bilmiyorum. Siz kimsiniz ya? Doktorum ben beyefendi. Kontrol etmem lazım. Tabii buyurun. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Suyunuz geldi mi? Evet, az önce. Tamam. Kaç haftası kalmıştı? Doktor en az 2 hafta demişti. Sakin hayatım, sakin. Doğruyorum. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Ne diye geldiysek buraya? Tamam, sakin ol. Gelme. Ya bir araba yatıp gitsek ne yapsak doktor? Biraz hızlı lütfen. Gelme. Bebek ters geliyor. Ayakları doğum kanalına girmiş. Burada olacak iş değil bu. Hamile çağırdınız lan. Çabuk çağırın, aceleniz var. Çabuk çağırın. Ya doktor bey, durduramaz mıyız? Çok riskli beyefendi, çok riskli. Ambulans beklememiz lazım. Sen bir gelsene benimle. Gelsene. Yavrum çok riskli burada olması. Ama ambulans beklemek de riskli. Yok öyle de. Yani doğum başladı. Uygun manevralarla belki doğumu rahatlatabilirim ama bilmiyorum. Yani sonucunda anneye de çocuğa da zarar verebilirim. Bilmiyorum, kaybedebiliriz ikisini de. Ama burada yapmak zorundasın o zaman. Yani tek şansları var, ne olur barış. Tamam. Tamam. Bana bak. Sakin ol, tamam. Ben şimdi yanındayım ve doktorum, tamam mı? Gereken her şeyi yapacağım. Çocuğun kucağına vereceğim ben size, tamam mı? Sakin ol. Arkasına geç, destek için çabuk. Tamam. Filiz. Ben deli ben de takarken senin tansiyonunu ölç. Hangi tansiyonu? İçinde yavrum, içinde. Derin nefes al. Derin nefes. Nefes. Tamam. Merak etme. Hadi. Ali sen de bir soracaksın. Derin nefes al. Nefesini al, böyle umumopiler gibi ver. Yavaş, tamam. Filiz'le beraber. Hadi lütfen. Hadi derin nefes al, ne olur. Kurtarın oğlumu, kurtarın. Ne olur sana merak bir şey olmaz. Tamam hayatım, tamam. Geçiriz, tamam. Tamam, doktor bir şey yap ya. Ölecek karım, bir şey yap oğlum ya. Nasıl geliyor çocuk şu an? Beklemek zorundayız. Karının yanında ol, hadi. Ambulans nerede kaldı ya? Aradım Cenk Bey, ne bileyim ben nerede kaldı. Uzak ya burası şehre, biraz ondan herhalde. Tamam. Tamam, bir daha fazla korkutmayalım değil mi? Hadi derin nefes al. Tamam. Ne isim vereceksiniz bebeğinize, düşününse? Şimdi daha koymadık ama hani seçemedik de, yani anlamı olsun dedik, hikayesi olsun şunu. Ya siz niye böyle bir soru soruyorsunuz şimdi hanımefendi? Yok tamam, sormadım Mars'ayım, tamam. Sormadım mı? Tamam, hadi Nazlı, takip. Geliyor. Tamam, bak şimdi gövdesi geldi, sıra başladı, tamam mı? Omuzlara başladı, tamam mı? Hadi. Hadi biraz daha. Hadi unutma, derin nefes al. Nefes al, tut yavaş. Hadi tamam. Hadi derin nefes. Hadi, başaracaksın, hadi. Az kaldı başına, tamam mı? Hadi, omuzlara geliyor, hadi. Hadi, dayan biraz daha. Hadi. Az kaldı. Hadi bak, dayan. Ambulans nerede kaldı? Ya bizim yolun başında kamyon devrilmiş, onu çekiyorlarmış. Gelir birazdan Cenk Bey, merak etmeyin. Tamam bak sen bayılıyor mu ya? Hayır. Nazlı. Doktor, ne oluyor? Filiz bir şey anlat. Bak, ne oldu biliyor musun? Bizim evlendiğimizden beri ilk defa tatile geldik biz, tamam mı? Kavga ettik falan, ayrılıyorduk, boşanıyorduk az kalsın. Ben Barış beni aldattı zannettim, biliyor musun? Ama haklıyım çünkü daha önce evli çıktı Barış. Biz birlikteyken evlenmiş, biliyor musun? Evli hapisteyken. Ya başka bir şey anlatsana. Ay uyandı ama ne var ya? Ama bak ne oldu biliyor musun? Biz tatile geldik. Burada sizle karşılaştık, tamam mı? Kader bu. Tamam, çok güzel olacak. Bebeğiniz iyileşecek. Çok güzel de olacak, tamam? Son bir defa. Geliyor. Tamam. Geliyor. Tamam. Doktor geliyor. Tamam mı? Barış. Tamam. Geliyor. Tamam. Doğdu. Nasıl, Barış iyi mi? Hadi bak sakin. Ne oldu? Çok güzel, ne oldu?
teşekkür edeceğimi bilemiyorum gerçekten. Bebeğimi kurtardınız. İkinize de çok teşekkür ederim. Bir hata ettiysem özür dilerim. Hani panikten ben ne yapacağımı, ne edeceğimi, ne diyeceğimi bilemedim. Şey yapmayın yani, kusura bakmayın, ne olur. Yok yok, rica ederim. Çok anlaşılır. Yani siz iyi olun, bebek iyi olsun da gerisi problem değil. İsminiz Barış'tı değil mi? Barış, niye sordunuz? Ben oğlumuzun adını Barış koyalım diyorum. Ne dersin? Ya. Vallahi daha anlamlı ve hikayesi olan başka bir isim bulamayız. Bak yani süper yani. Çok gurur duyarım sizin için de, sorun değilse. Küçük Barış. Teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. Hoşçakalın. 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 Geçmiş olsun tekrar. Gurur duyuyorum senin. Ay, böyle mi diyorsunuz Filiz Hanım? Önce tabii. Hadi gel üstümüzü başımızı değiştirelim de evimizi tutalım artık. Dönelim hadi. Ama lokantanın yanında değil. Yok ya, lokantanın yanında olmak zorunda değil. Hı. Ama evet, sen ne yapıyorsun? Ya ben ne yapsam acaba seni ha? Böyle her seferini kızdırdığında böyle doğuma mı koysam? Ay aman Allah korusun be. Öldüm stresten ya. Benim doğumumda ne olacak kim bilir? Senin doğumunda hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Ben varım, hiçbir şekilde buna izin vermem. Gel bakalım buraya. Sen sadece tadını çıkaracaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.